kesralı, kesra metli ve kesra tenlinli seslendirmelerde dikkat edilecek hususları anlatmıştık. O hususlara riayet ederek bu sahifeyi ince harfler bir tarafta, kalın harfler bir tarafta olmak suretiyle seslendirelim. İ-i-in Bi-bi-bin Özellikle kesra metli seslendirmede vunneye benzer bir ses katıştırılır. Bu sesi katmamaya dikkat edelim. Bütün harfleri kesra metli seslendirirken vunne sesi bulaştırmıyoruz. Yani i, bi, ti şeklinde bir ses buruna verilmeyecek. İ, bi, li şeklinde bir ses olmayacak. İ, bi, vunnesiz. İ, i, in, i, i, in, i, i, in, bi, bi, bin, bi, bi, bin, bi, bi, bin, ti, ti, tin, ti, ti, tin, ti, ti, tin, si, si, sin, si, si, sin, si, si, sin, gi, gi, gin, gi, gi, gin, gi, gi, gin, hi, hi, hin, hi, hi, hin, hi, hi, hin, di, di, din, di, di, din, di, di, din, zi, zi, zin, 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 si, si, sin, si, si, sin, si, si, sin, şi, şi, şin, şi, şi, şin, şi, şi, şin, ay, ay, ayn, ay, ay, ayn, ay, ay, ayn, fi, fi, fin, fi, fi, fin, fi, fi, fin, ki, ki, kin. Kef harfini kesreli seslendirirken mahreç genellikle dilin ucuna kayar, kaydırmamaya dikkat edelim. Şöyle ki, ki, ki değil, ki, ki. Dil ortasının gerisine kef harfini reddetmemiz gerekiyor. Ki, ki, kin, li, li, lin, li, li, lin, li, li, lin, mi, mi, min, mi, mi, min, mi, mi, min, ni, ni, nin. Bu iki harfte mim ile nun harfinde gunne sıfatı lazimi bir sıfattır. Gunne sıfatı olduğu için kesra metli telaffuzunda genellikle gunne sesinin katışmasına engel olunamıyor. Dikkat edelim, gunne sesi bulaştırmadan okuyalım. Bir daha okuyorum bu iki harfi. Mi, mi, min.
ni ni nin, wi wi win. Vav harfinde telaffuz ederken kesralı vi şeklinde hemen diş vavına intikal edilir ki yanlıştır. Dudaklar ileriden kesreye geri dönmesi zor olduğundan işin kolayına kaçılıyor. Vi şeklinde dudaklar geride toplanmış surette diş vavı dediğimiz şekilde bir vav telaffuz ediliyor. Bu yanlış. Harekesi kesre de olsa dudaklar ileriye sürülecek. Ondan sonra kesre sesi verilmesi gerekiyor. Bir daha dikkatinize sunuyorum. Vi vi win. Bir daha. Vi vi win. Hi hi hin. Hi hi hin. Hi hi hin. Yi yi yin. Yi yi yin. Yi yi yin. Şimdi kalın harfleri seslendiriyorum. Kalın harfleri seslendirirken dikkat edilecek en önemli husus harfi inceltmemek. Çünkü inceden bir önceki kalınlıktır. Hemen inceye geçiliverir. Bu tehlike söz konusu. Harfin kalınlığını muhafaza etmeye gayret edelim. İlk üç harfte ha, gayn ve kaf harflerinde sadece istila sıfatı vardır. Kalındır. İnceden bir önceki kalınlıktır. Ama diğer dördü sad, lad, ba ve za harflerinde ise istila artı bir de ıtbak sıfatı olduğu için daha kalındır. Kesreli hallerinde de bu kalınlık tonunu biraz daha belli etmek suretiyle daha kalın hale getirmemiz gerekiyor. Yine kesra metni halinde gunne sesi bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Bir önemli diğer husus ise tenvinde sonuna eklemiş olduğumuz tenvinden doğan o sakin nun sesine ince geçiş yapabilmemiz gerekiyor. Kalın bir nun sesi telaffuz etmekten sakınmamız gerekiyor. Bütün bunlara riayet ederekten kalın seslendirmeleri yapıyorum. Hı hı hın. Güy güy güyn. Kıy kıy kıyn. Bu üçü inceden bir önceki kalınlıktır. Buradaki kalınlığı bazı arkadaşlarımız, okuyucular bu harfler istila harfi olduğu için kalın okunacak diyerekten kalınlıkta bir tekellüfe, taassüfe giriyorlar. Yani huy huy, huy huy şeklinde bir tekellüf zorlama oluyor. Buna gerek yok. İnceden bir önceki kalınlığı verdikten sonra hiçbir mahsuru yok. Yani müsteqim diye okunmaz. Müsteqim diye inceden bir önceki kalınlığı vermek yeterlidir. Bir daha telaffuz ediyorum. Hı hı hın. Gı gı gın. Kı kı kın. Diğer dört harf daha kalın. Sı sı sın. Vı vı vın. Tıy tıy tıyn. Vıy vıy vıyn. Va harfinde kesralı telaffuzda keskin z ile hemen yer değiştirir. Mesela sadakallahul azim derken azim azim diye z'ye hem peltek değil bu keskin hale getiriliyor hem de inceltiliyor. Z harfiyle katıştırılıyor. Azim değil. Onun
kesreli halinde hem peltekliğine hem de kalınlığına riayet ederekten azim demek gerekiyor. Tabi orada bu tilaveti yaparken doğru okuyabilmenin yolu harf taliminde bu kısımlarda yeterli tahşidatı yapmamız gerekiyor. Onun için bu son daha kalın olan dört harfi bir daha okuyorum. Sin, sin, sin. Lui, lui, lui. Tui, tui, tui. Vui, vui, vui. Şayet sat harfinin istilasını ihmal edersem hemen sine döner. Si, si, sin oluverir. Bu da sat değildir, sindir. Yine aynı şekilde va harfinin istilasını gözetmezsem vel harfine döner. Zi, zi, zin oluverir. Ama istilasına riayet edersem ne kadar ince bir i sesi vermiş olsam da harf kalın olmaya devam eder, incelmez. Vuy, vuy, vuy. Zira harfi kalınlaştıran harekeler değildir. Harfin tabiatında olan lazimi sıfatlardan birisi olan istila sıfatıdır. İstila sıfatından dolayı harf kalınlaşır. Yine aynı şekilde diğer ikili harfimiz da harfinde eğer istilayı koruyamazsak di di din oluverir. O da yanlıştır. Çünkü o deldir. Halbuki bu da harfi. Bu da harfini istila ve ıtbak ile ayırt etmemiz gerekiyor. Kalınlık buradan kaynaklanıyor. Kalınlığın kaynaklanmış olduğu o iki sıfatı muhafaza etmek suretiyle biz de duy duy duyn şeklinde doğru okumamız icap ediyor. Dat harfi de yine aynı şekilde dikkat edilmezse dididin diye olabiliyor. O del harfidir, dat harfi değildir. Ra harfine gelince konumu itibariyle bazen ince bazen kalın olan bir harf demiştik. Kesre konumunda ra harfi ince okunur. Tamamen Rize'nin risi, birinci hecesi, ri şeklinde kalınlık karıştırmadan okumamız gerekiyor. Ri, Rize'nin birinci hecesi, ri. Ri, ri, rin. Ri, ri, rin. Ri, ri, rin şeklinde. İstifale sıfatı olan ince harflerimizin kesran metli hallerini beşerli gruplar halinde tekrar telaffuz ediyoruz. Bundan maksadımız kesra sesini acaba hepsinde aynı tonda verebiliyor muyuz? Onu kontrol etmek. Diğer maksadımız ise hepsi metni tabii durumundadır. Met ölçülerinde mutabakat sağlayabiliyoruz mu? Onu kontrol etmek. İbi Tisigi Hidi Zizisi Şi'i Fiki Gördüğünüz gibi hiçbirine unne sesi katıştırmadan telaffuz ettim. Şimdi de istila sıfatı olan harflerin kesra metli seslendirmesini yapıyorum. Yaparken şu üç hususa dikkat etmem gerekiyor. Bir, hepsinde aynı kesra ses tonunu mutabık şekilde belli etmem gerekiyor. İkincisi, kesra mette gunne sesi bulaşıyordu. Bulaştırmamaya dikkat ediyorum. Üçüncüsü,
med ölçülerinde birini uzun, birini kısa bırakmıyorum. Üçü de, hepsi de aynı miktarda, aynı ölçüde uzatılacak. Bir de buna dikkat ediyorum. Hoy, hoy, hoy. Diğer dördü daha kalın. Suy, voy.